Merhabalar. Bir gaya ilişkin bazı özellikleri biz içinde yaşarken çok fark edemeyebiliyoruz. Bize doğal gelen şey aslında dışarıdan bakıldığında çok özel, çok ilginç ve olağanüstü gelebiliyor. Bunlardan biri de biga dondurmacılığı. Evet, biz benim kuşağımda çocukluğunda bilir, daha eskilerde bilir, sonraki yıllarda da devam etti. Mahalle aralarında gezen seyyar dondurmacılar ya da pastaneler ve sabit dondurmacılar Biga'da çok sayıda vardı. Bizim için doğaldı ama dışarıdan bakan biri için Biga dondurması çok lezzetli ve özel bir yiyecekti, bir yaz yiyeceğiydi. Biz zaman içerisinde farkına varmadığımız, çok doğal karşıladığımız ve hayatın akışı içerisinde unuttuğumuz bunun gibi kavramları, Biga'ya ilişkin özel yanları zaman zaman videolarımızda hatırlatıyoruz. İşte bugün de dondurmacılardan söz edeceğiz. Benim kuşağım Salaga'nın dondurmasını unutamamıştır. Ama daha eskiden de Biga'da dondurmacılık çok yaygın bir meslekmiş. Bakın 1930'lu yıllarda Biga'ya gelen ulusal basından muhabirler Biga dondurmacılığını nasıl haberleştirmişler? Biga'da kuru kaymakçılar. Fer levhayı görüp de, yani başlığı görüp de sakın Biga'nın kaymaklarından bahsedeceğime hüküm vermeyin. Gerçi Demet Oka ismini taşıyan nahiyemizin nefis manda kaymakları meşhurdur. Lakin mevzu olmadığı için, yani çok olmadığı için ateş pahasıdır. Bunları alıp yemek herkesin kârı değildir. Okuyucularıma anlatmak istediğim kuru kaymakçılar şu aralık mevsim hasebiyle yer yer türeyen ve sayılamayacak kadar adetleri çoğalan dondurmacılardır. Mübalağasız diyebilirim ki Türkiye'de en fazla dondurmacısı bulunan yer Biga'dır. Her sokakta 3-5 tanesi kuru kaymak diye bağırdıkça insan bu tenekeler dolusu soğuk maddenin bir günde satılamayacağına hükmeder. Fakat ikindiye kadar bir şey kalmaz. Burada bazı kahvehanelerde çay ve kahve içmek modası hemen hemen kalkmış gibidir. Kahvelerde yarım dondurma 100 paradır. Bura dondurmacıları yaz mevsiminde kar satmayı inhisar altına almışlardır. Bunun için evindeki suyunu soğutmak için hiç kimse kar satın alamaz. Kendileri de müşteriye verecekleri suyu karla aşlama yapıp soğutmazlar. Onlarca enteresan bir siyasettir. Çünkü müşteri soğuk suya kavuşursa artık dondurmaya iltifat etmez. Şehirde pazar kurulduğu günlerde sokaklara yayılan bu seyyar satıcıların hele bak, ye de bak, 5 kuruşa bir tabak diye tutturdukları nakarat diğer esnafı bastırmakta ve müşteri hücum ettikçe avazlarını erbabı bilir diye uzatıp gitmektedirler. Pazar yerlerinde satılanların çoğu sade, limonlu veya vişne rengine boyanıp dondurulmuş tatsız bir maddeden ibarettir. Karı pazarının en kalabalık bir yerine gelişi güzel çömelmiş olan bir dondurmacı satmaya, tabak yıkamaya yetiştiremez. Dikkat ettim. Bir köylü karısı 5 yaşındaki yavrusuna bir yarım dondurma almış, o kalabalıkta yedirmeye çalışıyordu. Bunu bir hamlede midesine indiren küçük, daha isterim diye tutturdu. Çünkü ısmarlanan şey dişinin kovuğuna bile gitmemişti. Annesi yeter çocuğum diyordu. O doyumluk değil, tadımlık.